Bir de esas olarak aslında raporda da altını çizdiğimiz kayıtsız kadınlar meselesi var. Yani o kadınlar için ekstra neredeyse hiç çözüm yok denilebilir. E, maalesef ki yani özellikle bir de bu aralar Türkiye'de siz de çok iyi biliyorsunuz geri gönderme e, yaklaşımı çok hakim. Dolayısıyla kayıtsız bir kadın e, şiddete maruz kaldığında bunu aslında kabul etmek zorunda bırakılıyor. Çünkü polise başvurduğunda geri gönderilme riskiyle karşı karşıya. E, zaten sığınaklar kayıtsız kadınları almıyorlar. E, şu an sadece mor çatı sığınağı dışında aslında devlet sığınakları e, yani tüm kadınlara destek vermiyoruz. Yalnız, yalnızca mor çatı sığınağı tüm kadınlara destek veriyor. Dolayısıyla yani kadınlar aslında çaresiz bir şekilde haklarından hakları hakkında bilgilendirilmeden ee, bu şekilde şiddet içinde yaşamaya e, bir şekilde mecbur bırakılmış oluyorlar. Şimdi, e, çünkü şiddete maruz kalan bir kadın darp raporu almalı, işte sağlık hizmetlerinden faydalanmalı, psikiyatrik destek, e, psik psikolojik destek almalı örneğin. E, ama e, biz buralarda da aynı ayrımcı yaklaşımın, dil bariyerinin e, aynı şekilde var olduğunu görüyoruz maalesef. Devlet sığınakları göçmen kadınlara... E, e, tamamen almıyor değil ama e, dediğim gibi yani psikolojik şiddet dışındaki şiddet biçimlerinde e, çok zorluk yaşıyor göçmen kadınlar. Yani e, genel duruma baktığımızda e, göçmen kadınlar sığınağa erişimde birçok engelle karşılaşıyorlar. Çünkü aslında zaten sürekli sadece sığınak da değil, sığınağa gitmek için polise gitmek de işin bir parçası. Örneğin polise gittiğinizde sığınağa gitmek istiyorum dediğinizde 6.284 sayılı kanun gereği sizi e, şey yönlendirmek zorundalar götürmek zorundalar e, ama zaten aslında iş oradan başlıyor. E orada önce bir polisi ikna etmek, e, bunu kabul ettirmek e, bir, bunun bir hak olduğuna onu e, anlat, ona anlatmak gerekiyor. E, raporda da sıklıkla zaten şeyi söyledik bu, bu arada. Yani sadece göçmen kadınlar açısından değil, esas olarak uygulayıcılar açısından haklara dair bilgiler yok. Yani e, uygulayıcılar işte 6.284 sayılı kanuna hakim değiller. E, göçmenlerle ilgili yasalara hakim değiller. Örneğin bu aile ikamet izni meselesinde mesela 3 yıl şartı var ama şiddete maruz kalıyorsanız 3 yıl şartı yok. Ama uygulayıcılar bundan e, haberdar olmadıkları zaman aslında kadını yine aynı o şiddet ilişkisi içinde, e, o ailenin içinde kalmaya sürüklemiş oluyorlar. Sorun e, kadınların daha gitgide her yıl daha fazla şekilde e, kötü uygulamalara maruz kalması esas olarak. Yani e, tabii ki şiddet zaten çok var. E, hali hazırda çok var. Biliyorsunuz kadına yönelik şiddet, yıllarca feministler bunun için mücadele etti. Çok e, hasır altı edilmeye müsait bir şey. Dolayısıyla biz hiçbir zaman zaten Gerçek rakamı bilemiyoruz. Zaten devlet de buna dair bir veri tutmuyor. E, tutuyorsa da bizimle paylaşmıyor. Dolayısıyla artıyor ya da azalıyor demek çok sağlıklı olmuyor. E, ama onun ötesinde bizim gördüğümüz şey e, kötü uygulamaların ne kadar arttığı, e, işte bütün bu e, toplumsal cinsiyet eşitliği kavramına olan saldırılar, haklara olan saldırılar, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkış gibi şeyler tam da az önce söylediğim gibi uygulayıcılar üzerinde bir şey duygusu yaratı, yaratıyor çok bariz bir şekilde yaratıyor yani e, kadınların bu haklarına dair bilgileri gittikçe azalıyor. Bunun bir hak olduğuna dair bilinçleri azalıyor ve aslında hani sığınağa gidemezsin işte ne bileyim uzaklaştırma kararı alamazsın işte ne bileyim adam ne yapacak o zaman falan gibi kişisel şeylerini ortaya koyuyor uygulayıcılar. Yasanın gereğini yerine getirmekten uzaklaşıyorlar bu kötü uygulamaların yaygınlaşması nedeniyle ve bunların cezalandırılmaması da nedeniyle aslında. Dolayısıyla aslında Artan şey mesela göçmenler meselesinde özellikle bu son bir yılda belki diyebileceğimiz şey geri gönderme pratiğinin çok yaygınlaşması çok e, tabii ki çok direkt bir şekilde göçmen kadınlar üzerinde bir baskı yaratıyor. E, polise gitmekle ilgili bir korku yaratıyor. E, dolayısıyla aslında bu. E, yani kadınlar şiddeti mi şikayet edecekler yoksa Türkiye'de var olan statülerinden mi mahrum kalacaklar? O zaman şiddet ortamında kalmayı tercih etmek zorunda kalıyorlar. Esas olarak bence artan ve yoğunlaşan şey bütün bu kötü uygulamalar ve bunların aslında kadınlarda yarattığı çaresizlik hissi ve uygulayıcılarda yarattığı cesaret maalesef.